Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakur, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere saat 20'de hava harekatları düzenlendi. Hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, asil milletimizin bağrından çıkan Türk silahlı kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi. Diğer yandan Azerbaycan Karabağ bölgesinde işgal altındaki topraklarında kontrolü sağlarken Fransa bölgede gerilimi artırmak için çalışmalara başladı. Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyada Ağrı Dağı'nı Ermenistan gibi paylaşarak gerginliğin fitilini ateşlerken Ermenistan ile askeri anlaşmalar yapıldı. Fransız bakan, Fransa'nın Ermenistan'a askeri teçhizat sağlanmasına ilişkin bir sözleşme imzalamayı kabul ettiğini açıkladı. Kolona, Fransa'nın gelecekteki bu sözleşmeye rıza göstermesinin, Ermenistan'ın savunması için askeri teçhizat edinmesine olanak tanıyacağını vurguladı. Fransız Bakan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de bir araya geldi. Ziyarette konuşan Paşinyan, öncelikle size, Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Macron'a, bu zor zamanlarda Ermenistan'ı açıkça desteklediğiniz ve Dağlık Karabağ'da etnik temizliğe ilişkin net bir duruş sergilediğiniz için kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum. Temelde Karabağ bir etnik temizliğin kurbanı olmuş ve ne yazık ki uluslararası mekanizmalar harekete geçememiştir. Önceden duyurulan etnik temizliğin uygulanmasıyla uğraşıyoruz. Bu anlamda Karabağ'da yaşadığımız insani kriz tabii ki Ermenistan Cumhuriyeti'ne de devredildi. Öte yandan uluslararası ilginin de odağı olması gerektiğini düşündüğüm Karabağ'da Azerbaycan yetkililerinin hukuka aykırı tutuklamalar yaptığını da vurgulamalıyım dedi. Karabağ'dan kendi istekleriyle ayrılan Ermenilerin gelişini belirli bir kontrol altında tutabildiklerini, halkın en hayati ihtiyaçlarının devletin ve bir dizi uluslararası ortağın desteğiyle karşılandığını ifade eden Paşinyan, fakat tabii ki, orta ve uzun vadeli insani sorunları da çözebilmemiz için Ermenistan hükümetinin uluslararası ortaklardan doğrudan mali desteğe ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz ortamda ikili ilişkiler konularını ele almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum dedi. Fransız bakan ise, önceki ziyaretimden, birkaç ay sonra tekrar Erivan'a döndüğüm için mutluyum, ancak ziyaretimin hem Dağlık Karabağ halkı hem de Ermenistan için trajik olan daha az trajik koşullar altında gerçekleşmesini çok isterdim ve hem Nisan ayında hem de şimdi masanın etrafında tanıdık ve dost yüzler görüyorum ve bu, içinde yaşadığımız karmaşık dünyada elbette çok hoş. Ziyaretim Fransa'nın Ermenistan'la dostluğunun bir başka tezahürüdür ve dostluğun ötesinde dayanışmanın da bir tezahürüdür. Dayanışmamız yıl boyunca açıkça görüldü. İnsani krizin ve genel olarak insani durumun kötüleşmesiyle birlikte yardım hacimleri de arttı ve gururla söyleyebilirim ki Fransa her zaman olması gerektiği yerdedir dedi. Ermenistan ve Fransa halen daha Azerbaycan'ı etnik temizlik yapmak suçlarken, Birleşmiş Milletler heyeti bölgede etnik temizliğe dair bir ize rastlanmadığını açıklamıştı. Karabağ'da tüm dünyaya insanlık dersi veren Azerbaycan, bölgedeki Ermeni asıllı Azerbaycan halkının ihtiyaçlarının tam anlamıyla giderilmesi için Hankendi'ye Ermeni Belediye Başkanı atadı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Sargis Galsityan Azerbaycan tarafından Hankendi'nin başkanlığına atandı. Galsityan, daha önce sözde ayrılıkçı rejimin Eğitim Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısıydı. Bir ara Şuşa bölgesi işgal dairesinin de memuruydu denildi. Roma tüzüğünü onaylayarak Rusya ile tüm ilişkileri koparan Ermenistan'ı bundan sonra daha zor günler bekliyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Turab Rızaev, Roma tüzüğünün Ermenistan parlamentosunda onaylanmasının, Moskova ile Erivan arasındaki ilişkileri daha da kötüleştireceğini, bu tüzüğün onaylanmasının Putin'in Ermenistan ziyareti sırasında tutuklanmasını kaçınılmaz kıldığını belirtti. Rusya'nın Paşinyan ile ilgili endişelerini açıkça dile getirdiğini ifade eden uzman, Ermeni yetkililer Rusya'ya karşı adımlar atıyor, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden çekilme yönünde açıklamalar yapıyor, ülkedeki Rus üslerinin onları korumadığına dair açıklamalar yapıyordu. Şimdi Roma tüzüğünün onaylanması ilişkileri daha da gerginleştirecek. Hatta Lavrov geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak geçici liderliğin Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri hiçbir şekilde bozamayacağını açıkça ifade etti. Bununla birlikte Paşinyan yönetiminin geçici olabileceğinin sinyalini verdi. Bu yasanın parlamentoda kabul edilmesi Paşinyan'ın ısrarcı olduğunu ve ülkeyi batıya yönlendirdiğini gösteriyor. Rusya'yı yabancılaştırmaya çalışıyor. Bu misyon doğrultusunda sistematik adımlar atıyor dedi. Moskova'nın Paşinyan'ın Rusya karşıtlığını ve Batı yanlısı politikasını affetmeyeceğini anlatan uzman, Paşinyan'ın bununla kendini büyük riske attığını düşünüyorum. Moskova bile bunu herhangi bir şekilde ortadan kaldırmak için ciddi adımlar atabilir. Yakın gelecekte muhalefetin ve eski Karabağ aşiretinin Paşinyan'a karşı daha amansız bir mücadeleye başlayacağını görmek mümkün diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Zerduştalizade, Karabağ bölgesinden kendi hür iradesiyle ayrılan Ermenilerle ilgili değerlendirmede bulundu. Azerbaycan etnik temizlik yapıyor algısı oluşturmak için Karabağ'daki Ermenilere bölgeyi terk etmeleri talimatı verildiğini ifade eden uzman, eğer Ermeniler, Azerbaycanlılara karşı işledikleri vahşi suçların acısını ve korkusunu çekmeselerdi bölgeyi terk etmezlerdi. Ancak tam da yaptıklarından dolayı bölgeden çıkıyorlar, canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. İçlerinde kıvrak zekalı, esnek, vizyon sahibi, fırsatçı insanların olması ve onların da bundan yararlanıp Avrupa'ya taşınabileceklerini düşünmeleri mümkündür. Rusya'da akrabaları olan ve onlara taşınmak isteyenler var. Rusya'da insan sıkıntısı olduğu için bu ülke göçmenleri memnuniyetle kabul ediyor. Karabağ'dan ayrılan Ermeniler bizzat Ermenistan'a yerleşebilirler dedi. Buradaki temel nedenin iki halk arasındaki güven eksikliği olduğunu aktaran uzman, öte yandan bize karşı o kadar çok suç işlediler ki artık bunun acısını çekiyorlar. Bugün BM yetkilileri Karabağ'da toplam bin Ermeninin kaldığını söylüyor. Eğer isterlerse onlar da hareket edecekler. Hatta bildiğim kadarıyla çok sayıda kişi Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmek için başvuruda bulundu ve onlara vatandaşlık verilecek ve orada yaşayacaklar dedi. Azerbaycan milletvekili Fazıl Mustafa, Hankendi'de cadde ve sokaklara yeni isimleri verilmesini değerlendirdi. Hankendi'de cadde ve sokaklara yeni isimler verilmesinin şehrin Azerbaycanlılaştığını gösterdiğini ifade eden Mustafa, ancak belirli isimlerin verilmesi konusunda bizim görüşümüz önemli olmadığından isim vermenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bazı istişareler yapacaklar ve bölgeye isim verecekler dedi şehrin sokaklarına Ahmet Ağoğlu ve Nuri Paşa gibi isimlerin yanı sıra Şuşa'da ilk geçit törenini düzenleyen Albay Cahit Bey'in adını vermenin daha doğru olduğunu aktaran Mustafa, şimdiye kadar isimlerine sokak adı verilmeyen şahsiyetlerin ve şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Her durumda asıl mesele isimlerin değişmesidir, bu da Han kendinin Ermeni ve işgalci isimlerinden kurtarılması anlamına gelir dedi.